Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Gonom isimli oyun ile karşınızdayım. Bu oyun biraz gizemli olduğunu duydum bu oyunla ilgili, ancak hiçbir fikrim yok oyunun senaryosu ile ilgili. Bakalım oyun ne kadar gizemli olduğu için de bu oyunu bir çekeyim dedim. Sizin isteğiniz üzerine devam ederiz. Hikayeyi falan şu an hiçbir şey bilmiyorum. Yeni oyun dedik. Başla. Yarım yamalak bir Türkçe çevirisiyle oyuna başlıyoruz. Bakalım. Yapım şirketini gösteriyor. Fulbright Company. Birisi konuşuyor. Hiçbir şey anlayamadım ama. Merhaba anne. Oh, Avrupa'dan eve dönmek için biletim var. 6 Haziran'da geleceğim ama bu geç bir gece uçuşu, çünkü ben en ucuzu, bu yüzden gece yarısı inerim. Biraz kötü çevirirler ama yapacak bir şey yok. İlerleyemiyor muyuz? Ama endişem, ve havaalanından otobüse bineceğim, yani beni almaya gelmeyin. Gerçekten ciddiyim, beni almaya gelmeyin. Biz sanırım bir kız karakteri canlandırıyoruz. Tamam, yani seni seviyorum, görüşürüz, bye dedik. Evet, Gonehon diye de çıktı zaten. Hiçbir şey anlatmadılar ama direkt böyle bir giriş. Amma da beklettim be abi. Tamam, şu an geldik. Bir dakika, ev var. Zoomlamaya kilitliymiş kapı. Katie, üzgünüm seni görmek için orada değilim ama bu imkansızdı. Lütfen lütfen benim nerede olduğumu bulmak için etrafı karıştırma. Kimsenin bilmesini istemiyorum. Bir gün birbirimizi tekrar göreceğiz. Endişelenme, seni seviyorum dedi. Kim bu ya? Ailemiz değil mi? Burada bir valiz var. Captain Greenbrier, Portland. Uçuş 276 Haziran 1995. Biz geldiğimiz için şu an 1995 yılında mıyız biz? Muallör diye. Burada bir şey yok mu? O garipmiş biraz da. Şimdi zoomluyoruz. Burada bir şeyler var demek ki. Bizim eve girmemiz lazım. Bu ne? İçecek. Hop, attım, tamam. Biraz oyun kontrolleri çılgınca. Hızlı koşamıyorum. Bardak. Aha, burada anahtar var. Ben bunu nasıl görmedim ya? Çantama eklendi. Ha, buradan çantaya bakıyoruz. Çok hoş. Evet. Burada bir tane kart, pasaport, harita, günlüklerde bir şey yok. Objeler. Peki. Aç bakalım kapıyı. Kapıyı. Hop hop, dur. Hop. Kapı açık kaz. O zaman bize böyle teker teker baktıracak ya. Dosyayı aç. Bir beyin yatağı, 10 tane. Bunlar bizi ilgilendirmez. Fatura bunlar ya, iyi de. Kutulara bakın ya, aşırı fazla şey var sanki. Kapat. Kapattık bakalım. Sevgili Keti, sen gittiğinden beri çok şey değişti. Sem'in günlüğü yeni evmiş bu arada. Bu eve taşındık, yeni bir okula başladım ve ablamın bir yıl boyunca gitmiş olması bunları hiç... Bir yandan da oynuyorum. Bu gerçek değil gibi hissediyorum. Burada neler var? Ama bunun beni korkmasına izin vermedim. Sana her şeyi anlatacağım ama bunu yüz yüze yapamam. Çünkü sen kim bilir neredesin. Bunu sana bugünlükle anlatacağım. Sen de konuşuyormuş. Muşum gibiyim. Bir şeyler dönmüş bu arada. Stephen King'in. The Secret yayınlanan boş sayfa, en iyi 20 yazarı nasıl yenerim? 20 bin dolar kadar ödülle 50 yarışma. Ya bizim ailemiz nerede ya? Nerede oğlum? Bir ses mi geldi?
Ailemiz bu mu? Annemiz Jane, babamız Terry, Sam de kardeşimiz. Çok mutlu bir aile tablosu var yanında da. Buradan ne çıkacak? Işıkları açabilir miyim? Oh. Bir şey gördüm gibi sanki. Ama vallahi neydi? Evdeki konumunuzu kontrol etmek için M'ye baş. Bas. Ben neredeyim? Fuey. Buralarda bir şeyler olabilir mi diye bakıyorum ama bu ne? Önümüzdeki günlerde belirli yakım işlemlerine yardım amacıyla evet. Yangın mı olmuş burada? Wow, burada ne var? Tarak. Bu ne? Bu günlük şey gibi ya, program gibi bir şey. Oh, bir dakika, buraya girme diyor. Ben gireceğim tabii ki yani. Tehlikeli de, televizyon kapat, lambayı açalım. Çekmeceyi aç, kapat. Çekmeceyi aç, kapat. Burada hiçbir şey yok. Ama bu bizim işimize yaramaz. Broşür var. Sam, yaratıcı yazarların senin için mükemmel olacağını düşünüyorum. Bayan Blayalı. Onun gibi bir şey. Kardeşimiz Red Koleji'ndeymiş. Herhalde. Bir dakika. Bunları boşu boşuna okumayacağım. O kadar böyle açıklayıcı bir şey yazmıyor. Bu ne lan? Ay, buradan direkt buraya gittik. Hadi bakalım, ilerleyelim. Kapıyı aç. Lamba. Oğlum, alel acele sanki gitmişler gibi. Bu evde bir şeyler dönmüş ama ne olduğunu bilmiyorum. Annemin çantasını aldık. Annemizin. Kitaplardan da bir şey yok. Lambayı açalım. Sevgili anne, baba ve Sam. Ben Mans tünelindeyim. Bu benim Mans tünelinden ikinci geçişim. Brüksel Belçika yönünden Londra'ya geri dönüyorum. Londra'da bulunduğum sürece size yazamadım. Üzgünüm ama Mans tüneli hakkında çok heyecanlıydım. Londra harika. Baba, senin hep ziyaret etmek istediğini biliyorum ve bence gerçekten istemelisin. Bayılırsın. Eğer tüm aile olarak buraya geri gelmek isterseniz bir gün sizi ikna edebilirim. Ha, böyle bakabiliyoruz. Ha, arkasında yazıyormuş ya. Ben de diyorum neresinde yazıyor. Ulan evde ev değil ki arkadaş. Geçitti böyle. Yok, bir şey yokmuş. Kalk oğlum. Kitabı al. Sulu boya tekniği. İşimize yaramaz. Ne yaptınız lan? Burada ne var? İyi, bunlar işimize yaramayan şeyler. İlerleyelim bakalım. Hızlı koşmayı da bir göstereydiniz. Veyahut da var mı? Bir de şöyle ilerleyelim. Hayır, bir dakika. Buradan geldik. Tamam. Şimdi biz... Vallahi şu an kafam karıştı. Tamam, ilerleyelim. Burada bir şey yok herhalde ya. Sırf gezdirmek için yapmışlardır, Allah bilir buraları. Hani... Oh. Uf, eve bak be lan. Burada resim yapıyorlar. Lambayı aç.
Bu amaçla bu tesisle onun kalıcı olarak tayin edilmesiyle ilgili resmi olarak bir evrak sunuyor olacağım, dedi. Barda kalktı. Peki, ilerleyelim. Bu ne lan? Sem'in karanlık odası, kırmızı ışık yanıyor ise girmeyin. What the? Nasıl gireceğim ki? Bura oda mı arkadaş? Oo. Kilitli anahtar bulacağız. Tavan arası bura. Anahtar burada mı yoksa? Direkt geçtim ama. Kalem. Kostümünü unutma diyor. Orada görüşürüz. Steak and lunch. Bu ne ya? Semin günlüğü anne babaya yalan söyleme. Bazen anne ve babaya sadece yalan söylemen gerekir. Şey gibi, ne zaman Lane onunla konsere bakmaya davet etse ve sonra geceyi şehirdeki bir arkadaşının evinde kalıyoruz. Bu anne ve baba yalan söyleme durumu oluyor. Peki. O buna çok değiyor. Kızlar sahnede oldukça gerçek ve harikalardı. Girmiştik buraya. Ve herkesin sesi kocaman bir gerget gibi hareket ediyordu. Konuşan biziz yani, böyle anılarımız geliyor herhalde. İki şarkı arasında Lani'ye indi ve bana ilk konseri nasıl buldun? İniyorum. Kapıyı aç. Heh, bir şey yok. Lambayı aç. Evet, dediğim gibi yangın çıkmış. Boone Country için tarifeli kontrollü. Yangın önümüzdeki haftanın büyük bölümünde Boone Country ilçesinin kuzey bölgesinin üzerinde duman bulutları yükselecek. Orman servisi tarafından düzenlenen kontrollü yangın Flintlock Ulusal Ormanı'nın bölümleri tarafından bir sonucu olacaktır. Orman koruyucuları aylardır bölgeyi hazırlamaktadır. Yangın operasyonu orman servisine göre tamam. Bu da bir yangın gerçekleşmiş. Bunu çözdük şu an ve yangın sonucu da bizim güzel aileciğimiz ya gitti ya da kaçtı, ikisinden biri. Kupalar. Bizim kupamızmış. Lambayı açtık. Şurada bir şey var. İşimize yaramıyormuş. Sevgili Jen, Karol yazmış. Senden tekrar mektup almak çok güzel. Bu yeni ev işleri oldukça maceralı gibi gözüküyor. Üniversite 1. sınıfta paylaştığımız küçük yurt odasını hatırlıyor musun? Biz sefil iken rüya evleri hakkındaki fantezileri. Ben hep bir konak istediğimi söylerdim ve sen de ormanda bir ev istediğini söylerdin. Bunları Diana bak. Tanrı'nın sevgili kuluymuşsun. Bu şansının birazını kullanabilirdim. Bana biraz loto numaraları gönder. Ben de oynayacağım. Ciddiyim. Ama ben şikayetçi olmamalıyım. Bu eski iki seviyede olan odada babın Winnipeg'e taşındığından beri yaşadım. Dış cephe kaplamalarını en güzelini yaptırdık. Hala güvensiz. Yani yerlerini değiştirmek istiyorsan bileyim. Kızların nasıl Cathy yine Avrupa'da macera yapmaya mı gitti? Hala kıskanç. Yakında yaz, seni özledim. O da arkadaşım. Biz Cathy'yiz. Tabi bunu anlamışsınızdır. Burada da kilitli. Her yer kilitli arkadaş. Evin zaten bir ayrı gizemi var ya. Şuraya bakın. Bir karanlık. Mesajı çaldım. Dur. Oo. Bodrum'a mı gidiyor bu? Yok. Not var burada da. Aha, şimşek çarptı. Hoş geldin yeni öğrenci. Bizim gibi seninle Goodfellow Lisesi'ndeki ilk günün hakkında heyecanlı olduğunu umuyorum. Lütfen sınıfında ki ilk günde şunları getirdiğinden emin ol. 6 ders saatinin her biri için şeffaf dosyalarıyla birlikte bir salon, klasör falan filan. Yo, bunların önemi yok da geceleri iyi uyumayı ve saat 8'deki ilk ders saatine hazır olmayı unutma. Yakında görüşürüz ve tekrar hoş geldin. Beat Valence, okul müdürü. Kime yazdı? Bize mi? Kardeşe mi? Aman tanrım, sen çok şanslısın. Biz bu eve taşınmadan önce liseyi bitirdin.
Sem'in ilk günlüğüymüş bu arada. Aniden sınıftaki bütün çocuklar bana döndü ve sanki mutanta dönüşmüşüm gibi bana baktılar. Ben sadece orada durdum. Oldukça sağlam bir geri sorma kaçırdım. Çünkü şimdi belki kimse benim ismimi bilmiyor ama beni herkes böyle biliyor. Perili evdeki kız süper. Ölüm ilanı. Oscar Mason. Bir dakika, bir dakika. Bu Mason dedikleri bizim babamız mı? Yo, Mason kim ya? Lan Mason kim? İlerleyelim bakalım. Bizim gönderdiğimiz kartpostallardan biriymiş. Paris'te olduğumu söylesem, Sex Book Company'den sana bir şeyler getireceğim çünkü sen benim biricik kardeşimsin. Lan. Kalk, kalk oğlum. Şurada bir şey var gibi geliyor ya. Hop. Yokmuş. Kağıdı incele. Buralarda böyle delil olabilecek bir şey. Burada bir şey var. Kitap var. Bıraktım kitabı. Bon Conti. Burada bir şey var. Bunu alamıyor muyum? Evdeki kablolama ve ambalaj gereksinimi teknik olarak bütün ev güvenliği kadardır. Çok katmanlı. Evle ilgili şeyler söylüyor kablolama sistemiyle. Ya ev değil ya arkadaşlar. Bir garip yani ne bileyim. Yok ya burada hiçbir şey yok. Neyse o zaman bu kadar olsun. Yani sizin merakınız ışığında gideceğim öyle çok da böyle şey bu oyun gelmedi bana. Gizem var ama yani çok zor çözülmesi gibi yani açık değil. Taze gerçek hikayeler benim gençler bölümüm var. Okuyucular bize kendi kötü anılarını söyleyecekler. Kim bu? Ya bir dergi gibi bir şey. Dediğim gibi sizin beyinleriniz ışığında oyuna devam edip etmeyeceğimi karar vereceğim. Bu videoluk bu kadar olsun. Farklı türden konum videolarına da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.